15 günü geride bıraktık. Artık yumurtalarımızı çıkıma alacağız. Yine bir aksilik yaşadık. Kedilerimiz sandalyeyi makinenin yakınına düşürüp yumurtaları viyollerden çıkarmışlar. Yani sarsıntıyla çıkmış. Umarım çıkımı çok etkilemez. Şimdi artık şu çevirmeyi çıkarıyorum motorlardan. Akü bağlantısını, adaptör bağlantısını kesiyorum. Makinemizi açıp hızlı bir şekilde yumurtaları çıkıma alacağız. Ve son 3 gün yumurtalardan civciv çıkmasını bekleyeceğiz. Şurası az olduğu için öncelikle buradan başlayacağım. Şuraya, şu küçük kısma yerleştireceğim. Daha sonra diğerini de daha kolay bir şekilde çıkarmaya çalışacağım. Evet, şöyle alabiliriz. Şu kabloya dikkat etmek gerekiyor. Bu taraf oldukça geniş. Rahatlıkla seyrek olarak, aralıklı olarak koyabiliriz. Hatta unutuyordum, az kalsın, kaydırmazımız var. Hemen o kaydırmazı da alıp, kaydırmazı da serip daha sonra yumurtalarımızı yerleştirelim. Evet, kaydırmazımız. Bu halılar için, kilimler için kaydırmasın diye kullanılıyor. Ya da banyolarda veya başka dolapların içinde. Şimdi bunu gözenekli bir yapıda olduğu için bir sıkıntısı olmuyor. Civcivler çıktığında ayaklarının kayıp eğri olmasının önüne geçmiş oluyoruz. Şöyle katlayıp şu kestiğim yerden keseceğim. Şimdi yumurtaları tekrar şöyle yere alacağım. Şimdi tekrar yumurtalarımızı yerleştirebiliriz. Bu bıldırcınlarda 15 günlük gelişim sürecinde yumurtalarımızı çeviriyoruz. Çünkü embriyo yumurta zarına yapışmasın diye çevirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Smegal. Şşt. Yürü bakayım. Son 3 günde ise artık civcivimiz yumurta içindeki havadan az da olsa solumaya başlıyor. Bu yüzden çevirme işlemini bırakıyoruz ve civcivimizin oradan hava alarak içinde gelişip son aşama olan çıkımı gerçekleştirmesini sağlamış oluyoruz. Bu taraf bile bayağı sık oldu. Şimdi diğer taraf çok daha sık olacak. Yine aynı şekilde diğer tarafa da kaydırmaz serip yumurtalarımızı çıkıma alacağız. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Yine şöyle ölçümüzü alalım. Çok acele ederekten yapmaya çalışıyorum. O yüzden biraz
özensiz oluyor. Evet, gayet yeterli. Şimdi bunu komple alamıyorum. Şöyle öncelikle yumurtalar kırılmasın, şey olmasın diye öncelikle yeri alacağım. Smeager. Toplayıp durun oraları. Yumurtalar bir yerlerden çıkmış. Sanırım Smeager yaptı bu mu? Yürü. Şöyle bir güneme bakmak istiyorum. Evet, suyumuz az, şimdi buraya da biraz su vereceğim ki 65-70 nemimiz olsun. Şimdi şu köşeden başlıyorum hemen. Sık sık koyacağız artık. Kaydırmazın işte civcivler hem ayakları için bir koruma oluyor. Aynı zamanda da çıkan civcivler diğer yumurtaları çok oynatmamış oluyor. Bir nebze olsun yumurtaları sabit tutmaya yarıyor. Çünkü civcivler çıktığında bir süre sonra hareketli olup diğer yumurtaları çevirip devirebiliyor. O yüzden ben kaydırmaz kullanıyorum. Normalde tavuk yumurtalarında döl kontrolü yapıp dölsüz olanları boşuna makinede yer işgal etmemesin diye çıkarabiliyoruz. Bıldırcınlarda çok, hem bıldırcın yumurtası çok küçük olduğu için hem de size fazla olduğu için ben ona uğraşmadım. Ama bizimkilerin çoğunun çıkmayacağını biliyorum. Çünkü yumurtalarımız bayattı. Smeager ne yapıyorsun? Yumurta yemeyeceksin. Şşş. Gel bakayım sen. Ama bu taraftakiler oldukça tazeydi. Bıldırcın yumurtalar oldukça toleranslı. Bu sefer çıkım alabileceğimize inanıyorum. Yine aksilikler yaşandı, elektrik kesintisi filan. Ama çıkım alabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bu aparatı da koyuyorum ki bizim yumurtalar ve diğer yumurtaları ayırıp hangisinden çıktı diye bilelim. Artık üst kapağımızı da kapatıp çıkım sürecini başlatmış olacağız. Adaptörü de çıkardım. Artık çevirme işlemini gerçekleştirmeyeceğiz. Sadece makinemizin fişini takıyorum.
Terim aparatıyla yine suyumu tamamlıyorum. Su azalmıştı. Şimdi diğer taraftan da su vererek nemin yükselmesini sağlayacağım. Zaten yaz olduğu için nem oldukça, dış ortamda da nem oldukça fazla. Vereceğimiz su yeterli gelecektir. Bakalım 3 gün sonra çıkımı da çekeceğim.